Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programında şehir ve edebiyat konuşmaya devam edeceğiz bugün Erkan'la birlikte. Evet. İlk programda biz daha çok 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı ve özellikle İstanbul'un da konak hayatının sona ermesi ve konağın bir imparatorluk çöküşünü ama aynı zamanda imparatorluk çöküşüyle birlikte belirli bir gelenek, görenek ve ahlaki yapının da çöküşü olarak özellikle romanlarda yer bulmasından bahsetmiştik. Bugün de daha tırnak içinde modern hayatın ve modern kent yaşamının getirdiği bir başka konut şekli apartmanlardan bahsedeceğiz. Şeyle başlayalım istersen Erkan. Geçen programda apartmanın hep şaşalı, görkemli, modern hayatı temsil eden bir figür olarak konağın karşısında olduğundan bahsetmiştik. Ve kiralık konak bunun en tipik örneklerindendi. Peki neden sence apartman bu kadar artık roman karakterlerinin yaşamak istediği, böyle bir heves ettiği yer haline geliyor? Evet. Galiba onun için ilk önce modern şehir dediğimiz yeni bir yerleşim yerinin nasıl 18. yüzyılın sonları diyelim hadi, sonrasında 19. yüzyılda giderek artan biçimde özellikle Avrupa'nın batısında ortaya çıktığından bahsetmemiz lazım. O dönemin metropol haline gelebilmiş eski başkentlerine baktığımızda işte aslında 3-5 tane yer geliyor ilk önce aklımıza. Batı Avrupa'da Londra ve Paris'i söyleyebiliriz. Biraz daha Orta Avrupa'da Berlin'i söyleyebiliriz. Bir de daha doğusunda St. Petersburg'u söyleyebiliriz. Buralar modern şehir dediğimiz, yani yoğun kalabalıkların bir araya gelip insanların artık yeni bir yaşam deneyimi keşfetmeye çalıştığı ve kendilerine bir ses bulmaya çalıştıkları bir alan. İstanbul bunlarla aynı dönemde bu dönüşümü yaşamıştır demek pek doğru olmaz ama modernleşiyorsunuz. Yavaş yavaş da olsa, daha tedrici biçimde de olsa bu dönüşüm gerçekleşiyor. Evet, bizde en bariz örneklerini, yani edebiyata da yansıyan örneklerini mütareke döneminde, biraz daha öncesinde, biraz daha sonrasında görüyoruz. En temel örneklerinden bir tanesi, çok iyi bilinen olduğu için belki konuşabiliriz, kiralık konaktır işte, evet. Değil mi? Konağın artık yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını somut olarak da görürüz. Onun temsilcisi Naim Efendi, ikinci, üçüncü kuşaktan akrabaları tarafından giderek o konakta tek başına bir hayalete doğru dönüşmesi. Yanı sıra da Servet Bey'in büyük bir hayranlıkla, yani damadının büyük bir hayranlıkla Şişli'deki apartmanlarda kendine yeni bir dünya kurmaya çalışması. Böyle bir, bu ihtiyaç niye oldu dersen, o biraz daha karmaşık soru. Bir kere konak hayatı neyi temsil ediyor diye düşünebiliriz. Yani alegorik olarak imparatorluktan söz ettik ama aynı zamanda da kolektif yaşamı, modernite öncesi yaşamı büyük temsil aile etmesi. Evet. Yani bir araya gelen bir şefin başında olduğu, hani bu kadın da olabilir bu arada, erkek de olabilir. Büyük aile. Ve altında kuşaklar boyunca iktidarları da bulunduğu seviyeye göre değişen odalarda birikmiş ailelerden söz ediyoruz. Yavaş yavaş bu ailelerin belki de o kolektif yaşamın bireysel hayata dönüşmesi niye oluyorsa, şehirde aynı biçimde buna ayak uyduruyor. Yani kolektif hayat konakla temsil ediliyorsa, bireyin yaşamı da apartmanla temsil edilmeye başlayacak. Daha mikro düzeye geldiğimizde belki odaları da daha çekirdek konuşmaya aileler başlayacağız. Evet, daha dar aileler. Peki bu çekirdek ailelerin apartmanlarda yaşamaya başlamasıyla birlikte tıpkı konaklardaki gözetleyen işte bir figür yine var aslında. Yani gözetleyen figürün de, bu gözetleme ve gözleme figürünün de apartman hayatıyla birlikte değiştiğini, aslında bunların da yine romanlarda yansıdığını görüyoruz. Doğru. Aslında galiba şey de, bugünkü hayatımızdan çok da farklı değil hissettikleri şey. Yani apartman, evin kendi içindeki sınırları çok gevşek olan yaşamına yeni bir kapı, yani sokak kapısı diye yeni bir kapı çıkıyor. Yani odanın kapısından evin salonuna açılmıyor da konaktaki gibi. Bu sefer başka bir kamusal alana girme. Bu şunu daha sert hissettiriyor tabii. Dışarısıyla içerisi arasındaki fark hiç olmadığı kadar belirgin hale gelmeye başlıyor. Yani perdeyi kapatıp
kapıyı kilitlediğin zaman artık orada kimsenin seni görmediği bir yer ama herkesin evinde de benzer bir şeyler var. Bu kez ben içeride durduğum zaman dışarıdaki ya da üst katımdakinin hem kim olduğunu bilmiyorum ama bir taraftan da merak ediyorum. Acaba o ne yapıyor? Evet, yani ne diyeyim, kendi seçmediğin insanlarla birlikte olma hali ve buna ayak uydurma hali de özel hayatın aslında çeşitlenmesi ve belki de romanlarda özellikle işte mütareke döneminden sonraki romanlarda işte bugün belki bahsedeceğiz Orhan Pamuk'a kadar geldiğimizde bireyin kendi iç yaşamının ve düşüncesinin de daha fazla anlatılmaya başlaması. Tam da bu belirginlik yüzünden dediğin gibi daha önce hiç olmadığı kadar aslında hem kapalısın ama hem de kendini kapatmak istiyorsun. Tabii kaçınılmaz olarak da bireyden daha çok bahsetmeye başlayacağız. Çünkü tek başına kalmaya başladı artık. Yani hiç olmadığı kadar kendiyle meşgul, kendini düşünmek zorunda olan, kendi hayatı hakkında fikir beyan etmek zorunda olan. Bazen bunu bilinç düzeyinde yapacaklar, bazen sadece bunaldığını göreceğiz. Yani o kadar benim çok sevdiğim ayrım, belki oraya geliriz. İşte Anayurt Oteli'nde Zebercet niye bunaldığının farkında değildir çok. Ama aylak adam, evet, orada daha taşrada daha zordur onu keşfetmesi. Büyük şehrin imkanlarına sahip değildir ama C aylak adam da bunaldığının farkındadır. Neden olduğunu da bilir. Nasıl kurtulacağına dair de bir fikri vardır en azından. Göstergelerin farkında. Evet. Yorumlayabilecek kadar da entelektüel olarak da kendini geliştirmiş. Bu tabii hem zamanla alakalı galiba hem de yazarın ya da o karakterin kapasitesiyle ilgili, imkanlarıyla ilgili. Şimdi bu kamusallık meselesi de önemli çünkü bu dışa açılan sokaklar apartmanda ve konakta farklı. Dolayısıyla işte İstanbul ve İstanbul dışı ya da Suriçi ve dışı dediğimiz coğrafyada kamusallık daha farklı bir şekilde, kamusal alan daha farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte daha mahalle kültürü hala Fatih, işte Cerrahpaşa, Çapa bu tür semtlerde devam ederken işte Taksim, Şişli, Nişantaşı bunlar mahalle kültürünün neredeyse ortadan kalktığı. Hatta bunun için dizayn edilmiş yerler gibi. Yani buna alternatif olarak, o mahalle yaşamına alternatif olmak üzere kurulmuş alanlar, mekanlar. Dolayısıyla buradaki iki farklı kamusal mekan ve iki farklı coğrafya yazarların da kafasını kent söz konusu olduğunda çok meşgul ediyor. Evet. Değil mi? En temel örneği senin çok üstüne de çalıştığın yazarlardan bir tanesi Peyami Safa, değil mi? Bütün yani, romanlarında, evet. Yani hiç yorulmadan bu ayrımı bir daha, bir daha koyuyor yeniden ortaya. Yeniden üretiyor, hiç durmadan. Ben senin kadar hakim olmamakla beraber bu Fatih Harbi'ye hani en karakteristik roman, belki de en ünlenmiş romanlarından bir tanesi. Çok kısa birkaç cümle okuyayım. Yani nasıl yazarın ve karakterlerin kafasında iki ayrı şehir ortaya çıkmaya başlaması. Aynı şehirde başlaması. Değil mi? Evet. Aynı şehirde iki farklı... Yani iki şehrin hikayesini böyle de okuyabiliriz belki. Diyor ki Neriman, yani Harbiye'ye özenen Fatihli kızımız. Genç kız, Galatasaray'dan tünele doğru yürüdüler. Neriman Beyoğlu'na çıktığı vakit halis Türk mahallelerinde oturanların çoğu gibi kendini büyük bir seyahat yapmış sanırdı. Gene Fatih uzakta, çok uzakta kaldı. Tramvayla bir saat bile sürmeyen bu mesafe Neriman'a Efkan yolu kadar uzun görünürdü ve Kabil ile New York arasındaki farkların çoğuna İstanbul'un iki semti arasında kolayca tesadüf edilirdi diyor. Evet. Yani bir tarafı artık Fatih Harbiye'de değil, Kabil'de New York'a uzandı aslında aradaki fark. O kadar bir, yani şey var, sonuçta kentleşmeyle birlikte Fatih'in Harbiye'den bağımsız olması mümkün de görünmüyor zaten. Ama Fatih Harbiye'yi yazmak için o köprüyü de yapmak gerekiyor. Daha da sertleştirmek belki aradaki. Daha da sertleştirmek gerekiyor. Fakat apartmanlar da aslında birçok şeyi simgeliyorlar, tıpkı konaklar gibi. Özellikle mütareke dönemi İstanbul'unu anlatan romanlarda, işte Sodom Gomorre mesela bunların en tipik örneklerinden birisi. Yine Refik Halit'in İstanbul'un Bir Yüzü romanında subayların da aile hayatına girdiği, hatta kiralık konakta, yine kiralık konakta da mütareke dönemi İstanbul'unda apartmanlarda işgal kuvvetlerinin subayları ağırlanıyor. Mesela yani Sodom ve Gomorre'de kendine bir köşk yaptıran birisi var özenerek ama işgal kuvvetlerinin eğlence mekanı ve işgal kuvvetlerinin bulunduğu yerler Fatih değil. Değil. Mesela. Onlar çünkü şey olan, hala
milletin özünü barındırabilen, bozulmamış olanlar, apartmanda yaşayanlar daha dejenere olmuşlar gibi. Zaten onu da hep söylüyorlar değil mi? Dejenere hayat, yeterince milli olmayan hayat. Hı-hı. Hep hatta yine Peyami Safa'nın romanlarında var. Mümkün olduğunca özellikle kızlarını Avrupa'yı olan semtlerde değil, yerli muhitlerde yetiştirmeye çalışmak. Fakat yine de ne kadar geleneksel hayatı savunursa savunsun bu yazarlar, bir hevesi anlatmaktan da kendilerini kurtaramıyorlar. Ben, ya Peyami Safa Beyoğlu'nda dolaşıyordu. Biliyoruz yani bunu. Evet, evet, bir hani ideoloji var ama yani orada yaşadığı bir bohem dönem var. Çoğunun yaşadığı bir bohem dönem var. Yani yaşamak ve evet, eğlenmek, gezmek için buralarda dolaşıp ama bir ideolog kimliğine büründüğünde hani bunlar olmamalı. Bu en başından beri var galiba. Yani Rakım Efendi de dolaşır dolaşır Felatun'u eleştirir ama Felatun'un çevresinde olduğu için oradaki hayattan haberdardır. Evet. Yasak Elman'ın çekiciliği mi diyelim ona artık? Yani ya bir evet, tercüme etmeye çalışıyorlar gibi geliyor bana. Mesela ben hep şey diye düşünüyor idim. Ziya Paşa şeye çok karşıdır ya, çeviriye. Hı-hı. Çeviri yapılmasın. Özellikle yeni türler gelirken ve yeni türler girerken bu çeviri olmasın. O yüzden 19. yüzyılda bol sayıda yani adaptasyonlar var mesela. Uyarlar. Ama bir kenti nasıl tercüme edebilirsin? Aslında bir şekilde kentleşirken, modernleşirken hani belirli bir mekanın orada hali hazırda bulunan halkla birleşmesi için yine tercüme edilmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu noktada yazar bu tercüme işlemini nasıl yapabilir? Herhalde tam da bu zıtlığı yeniden kurarak yaratabilir. Hani gerçekten yaşamak istemediği, yani kendi tecrübesi Beyoğlu'nda yaşamayı isteyebilir. Fakat hani bir entelektüel olarak halka bunu tercüme etmesi gerektiğinde ama orada olamaz. Şimdi bu biraz bizim geleneksel olarak entelektüelimizin halkı koruma içgüdüsüyle alakalı. Yani ben koruma. Ben gidip Beyoğlu'nda gezebilirim ama merak etmeyin, ben oradaki şeylerin cazibesine kapılıp özümü kaybetmem. Ama siz benim gibi değilsiniz. Giderseniz orada o akıntıya kapılırsınız. Sonra bir daha geri gelemezsiniz. O yüzden benim sözümü dinleyin. Yani ben etkilenmem. Evet, tabii. Yani biraz da o var. Yani sizin yerinize ben gittim, gördüm. Oradaki günahın içinde gezdim. Ama bana dokunamaz onlar. Fakat Beyoğlu ve Beyoğlu'ndaki apartmanlar aynı zamanda çok şık yerler. Değil mi? Mesela tabii. Konak söz konusu olduğunda şıklık kavramı ve lüks kavramı. Yani apartmanla birlikte aslında biz lüks ve aslında lüks kavramıyla tanışıyoruz. Farklı da bir mimari, geleneksel mimari de örneği yok tabii yani. Daha Avrupa'yı mimari. Gerçi Avrupa için de örneği yok. Yani Avrupa'da keşfediyor, bir şeye sokuyor bunu, kılığa sokuyor sonrasında. Yani nihayetinde apartmana niye ihtiyacımız var? Yani en basit soru. Çok büyük alanlar var ve orada rahat rahat yaşayabiliyorsak gidip de gökdelende oturmayız değil mi? Yani bunun için mekanın kısıtlı hale gelmeye başlaması lazım. Kentin kalabalıklaşması lazım ki apartmanlarda oturalım. Evet. Ha, burada nerede oturduğun sorusu ayrıca şeye gelebilir. Hani sen söylemiştin bunu. Hep niye saray, palas diye ilk apartmanların isimleri. Evet, hala orada bir lüks takıntısı olduğu aşikar. Yani onu ikna şey yapamayız, görmezden gelemeyiz. Ama zaman içinde o palaslarda oturmayacaklar onlar da. Yani lüks bir de aşırılık değil mi? Aşırılık, evet. Karakterler aşırı, davranışları aşırı, tüketimleri aşırı. Müthiş bir tüketim kültürü de bunlar apartman hayatı getiriyor. Ve romanlar da bu tüketim kültüründe şey gibiler. İşte İngiliz usulü kanepeler, Fransız usulü porselenler. Yani ev içindeki hayatın daha ne diyeyim Avrupa'yı artık mesela marka yok. Yani 19. yüzyılda dolaşırken kahramanlar ya da bir yere alışverişe gittiklerinde mağazaların isimlerini söylüyorlar. Evet. Kunduracıların isimlerini söylüyorlar ama terziler var. Fakat apartman hayatlarına girdiğinde ve bu apartman hayatı kentin içinde anlatılırken romanlarda biz artık farklı ülkelerden getirilen ürünlerle de bir aradayız. Bu da önemli. Demek ki şey de kolaylaşıyor. Yani bu ürünlere ulaşmak, çünkü bunlar büyük bir ihtimalle yani bir eve mobilya almak için bunu yaptıramazsın. Yani İstanbul'da bunu yapabilecek usta var mı? Taklit mi ediyorlar? Belki yani, yine bu pera dediğimiz alanda çeşitli ustalar
ya da mağazalar getirtiyor olabilir tabii, evet, ama. Yeni mağazalar belki, evet, ve evet, bunların satıldığı, daha eşyaya yoğun ilginin arttığı, evet, bir dönem. Çünkü yani çok katlı mağazalardan bahsediyorlar. Yani iğneden ipliğine ararsan bulabileceğin çeşitli mağazalardan, evet, bahsediliyor ve o dönemde. Bir taraftan da zevksizlikten bahsediliyor. Yani hani çünkü eski geleneksel Osmanlı konakların içerisinde oturmuş yerler var. Hani işte kalfa da belirli bir yerde yaşıyor. Evin işte yemek yenilen yerinde de belirli şeyler var. Ama apartman herkes keyfine göre döşüyor. Keyfine göre döşerken de işte İngiliz, Fransız, Alman, sen bunların hepsini karıştırdığında ortaya bir zevksizlik örneği çıktığı da yazarlar en azından böyle, evet, düşünüyor. Ama bir taraftan da insanlar özgürleş hissediyor. Ha dersin ki bu özgürlük gerçekten bir özgürleşme mi, yoksa hani zincirinden boşanmış birinin gidip hemen şey yapmaya çalışması gibi mi, yani ilk bulduğuna gelip sarılması gibi mi, farkında olmadan böyle bir bağlantı, kölelik mi söz konusu? Olabilir her ikisi de, ama diğeri de çok üstüne düşünülmüş bir şey mi bilmiyorum. Yani bu yazarlar geleneksel hayatı bu kadar överken aslında ne istedikleri tam da belli değil. Yani bir sürüsü çok gayet devrimsel şeyler de talep ediyorlar. Hı hı. Yani bunlar da Fatih'te oturularak yapılabilecek şeyler değil pek çok. Öyle mi? Sanki benim anladığım öyle en azından. Yani Peyami Safa için bu geçerli. Karakterlerinin talep ettikleri orada oturarak elde edilebilecek şeyler değil. Yani mahalle her zaman daha muhafazakar bir yer. İstesen de istemesen de. Ama yenileşme için dışarıya daha açık mekanlara, yani dışarıyla iletişim kurabilecek yerlere ihtiyacım var. Şimdi bu kolektif hayattan daha özel hayata geçince apartmanların da sosyalleşmek için yeni şeyler yapması gerekiyor. Başka insanlarla tanışmak, hı-hı, için. Bu gerçi sen söylemiştin, kiralık konakta daha konakta başlıyor Seniha'nın, evet, kabulleri. Kabulleri. Fakat bu kabuller sonrasında diğer romanlarda da apartmanlarda davetlere dönüşüyor. Hı-hı. İşte bir tarafta insanlar kumar oynuyorlar. Hı-hı. Hani sadece şey de yok, oturup çay içme durumu söz konusu değil. Danslar ediliyor, müzikli eğlenceler düzenleniyor. Evet. Hani apartmanlar aynı zamanda insanların sosyalleştiği ve eğlendiği mekanlar. Yani 19. yüzyılda konakta yaşayan bireyler eğlenmek için Beyoğlu'na giderken artık apartmanın romana girmesiyle birlikte Beyoğlu'na gitmiyorlar. Zaten apartmanlar bir mekan olarak bunları bireylere verebilir hale geliyor. Doğru, ama biraz da kadınlara da sosyalleşebilecek alan açmak. Yani hala bir kadının çıkıp Beyoğlu'nda eğlenmesi mümkün değil o romanlar, evet, durumunda. Evet, Cumhuriyet'e kadar öyle. Erkekler gidip yine eğlenebilir ama kadınları da işin içine alacak bir sosyalleşme için kabullerin apartmanlarda verilmesi gerekiyor. Bir de tabii çok apartman diyoruz ama aslında çok geniş alanlardan söz ediyoruz hala. Yani günümüzdeki gibi değil. Tabii evet, ki. Yani Salon Solamanje, bugün şimdi her yer Salon Solamanje diye geçiyor ama orada gerçekten geniş salonlardan bahsediyoruz. Evet, kabul edilebilecek kadar büyük yerlerde. Bir de galiba bunlar aynı zamanda ticaret anlaşmalarının da yapıldığı yerler. Yani işle konuşulan, evet, yerlere dönüşüyor. Evet, birbirleriyle tanışıyorlar. Evet, yani kulüp belki diyebiliriz. Evet, kulüpler gibi. Mesela Halide Edip'in Sonsuz Panayır romanında böyle sınıflara ayırır. Hmm. Sınıflardan bir tanesi, ki o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınıflardan bir tanesi de apartman beyleridir. İşte mülk sahibi olan ve iş peşinde, güzel, koşanların olduğu sınıf apartman beylerinin olduğu. Tamam işte. Dolayısıyla dediğin şey gibi bu davetler iş, yani iş yapacak kişileri bir araya getirmeyi de mümkün kılıyor. Şimdi hazır şeyden bahsetmişken, şimdi İki Dünya Savaşı'ndan sonra da, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da aslında yeni bir zengin sınıf ortaya çıkıyor. Hı-hı. Harp zenginleri, evet, savaş zenginleri, vurguncular ve kara borsacılar. Evet. Bunlar her iki Dünya Savaşı'ndan sonra da romanlarda apartman sahipleri ve apartmanlarda sadece iş anlaşmaları yapmak değil, insanları kendilerini köle yapmak ve bir nevi gösterişle onları büyülemek için de varlar. Hani artık özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görgülü falan olmak değil, zengin olmak. Zengin olmak. Her ne şekilde olursan ol, zengin olmak ve o apartmanlar giderek garsoniyerlere dönüşmeye başlıyor mesela. Hı hı. Yani o daha ahlaksızlığın sembolü olarak görünen apartman mekanları, işte bu büyük zenginlerin ve görgüyü, kurallarını çok da önemsemeyen ve iyi ailelerin
Yani bu sanırım mekanizma tersine işliyor bu sefer. İyi ailelerin kızlarıyla birlikte olup onları ne diyeyim, garsoniyer haline getirdikleri apartmanda yaşattıkları bir yere dönüşüyor apartmanlar. Bana yine de bu da çok bize özgü değil de aslında bütün modernite deneyiminin bizde de tezahürlerinden bir tanesi gibi geliyor. Yani çok basit bir denklem kursak. Şimdi geleneksel hayat değerlerini zaten zaman içinde oluşturmuştur ve bunlar da gayet iyi tanımlanmış şeylerdir. Yani ahlaki olabilir, işle ilgili olabilir, etikle ilgili olabilir falan ya da aile yaşamıyla ilgili olabilir, dini olabilir. Şimdi bunlar modernite sonrasında, dilersek parayla diyelim ama işte Zimmer buna her şeyin bir kaç para sorusuna indirgendi, yeni bir düşünsel zaman kaç geldi diyor. Evet. Bu şundan, geleneksel değerlerin tamamı ortadan kalktığında gene de insanların arasındaki sınırları, sınıfları belirleyecek bir şeye ihtiyacımız var. İyi ile kötüyü ayırt edecek, başarıyla başarısız ayırt edecek. Bunu nereden çıkartacağız? Hiçbir değer elimizde yoksa o zaman kaç para diye sormaya başlarız. Evet. Yani kimde daha çok maddi metayı elinde tutuyorsa, kim buna daha çok erişime sahipse başarılı olan o olacaktır. Günümüzde de bu değil midir başarının ölçüsü pek çok yerde? Yani ne kadar zenginleşmiş olduğunla alakalı. Bunu illa para olarak da ölçmeye gerek yok ama başarılıysan doğru birisindir. Başarı elde edemediysen o zaman yanlış bir şey yapmışsındır. İyi biri değilsindir. Geleneksel hayatta bunu görmeyiz. Fakirlik bir imtihan ve iyi insanlar fakirdir hep. Evet. Zengin değildir. Yoksulluğun yüceltildiği bir durumdan buraya doğru geliyoruz. Bunun sonucu olarak da dediğin gibi apartmanlarda yazarlar tarafından yozlaşmanın, işte bu manevi değerlerden uzaklaşıldığı için de başına türlü belaların açıldığı yerler. Hiç mi gerçeklik payı yok? Evet, savaş sırasında çok kişi zenginleşmiş, biliyoruz bunu. Hı hı. Ama konakların da açıldığını biliyoruz. Sadece apartmanların subaylara açılmıyor. Konaklar da açılıyor esasında. Hı hı. Yani, ama bunu mesele etmiyorlar, mesela. Konaklar korunaklı gene de, korunmuş. Evet. Biraz şeyden, sokaklardan bahsedelim. Sokağa çıkalım mesela. Değil mi? Biraz evet, sokaklardan. Şimdi apartmandan sokağa çıkan bireyle konaktan sokağa çıkan birey ve bunların temsilleri aslında oldukça farklı. Belki biraz daha bu, yani günümüze doğru yaklaşmak, 19. yüzyıl vesilesiyle Bihruz'dan çok bahsetmiştik. Ne kadar işte bahçelerde dolaştığını, Beyoğlu'nda dolaştığını, kentin modern her yerinde olduğunu. Ama kent hayatıyla birlikte ve özellikle ne diyeyim, 1948 miydi, 47 miydi? Lüzumsuz Adam. Evet. Evet, bu sefer işte kent yaşamından daha içe kaçmaya çalışan figürlerle karşılaşıyoruz. Ama bir taraftan da sokaklarda saklanmaya çalışan aylak adam gibi bir figürle de karşılaşmaya başlıyoruz. Apartmanda değil. Ama apartmanlara girip çıkıyor. Atölyeler ama var. Mutlu olduğu bir yer gibi görmüyoruz onu yani. Öyle bir korkaklığı yok. Yani Lüzumsuz Adam da, aylak adam da apartmanla sorunları olan. Evet. Ama sokaklarla sorunları olmayan. Şeyin var. Lüzumsuz Adam'ın. Yani bazı sokaklarla sorunu var, öyle diyelim. Evet. Yani hikaye çok güzeldir. Yani okumanızı çok tavsiye ederim. Evet, okumadıysanız mutlaka okuyun. Kısa bir hikayedir ama çok gerçekten dönemini çok iyi tasvir eden ya da dönüşümü tam zamanında yakalamış. Senin dediğin gibi tam İkinci Dünya Savaşı'nın çıkışı. Evet. Bu şu da demek, bütün savaşan ülkeler, biz savaşmadık ama dolaylı olarak savaşın etkilerine maruz kaldık. Yeniden bir imar faaliyeti var. Çok yoğun biçimde. Şehirleşme. Çok hızlı bir biçimde şehirleşmeden söz ediyoruz. Fakat şehirleşiyorsan birileri şehri dolduracak. Bizim o hikayedeki karakterimiz şehirli bir karakter. Ama o da tıpkı az önce konuştuğumuz yazarlar gibi eski şehri tanıyor. Daha bildiği sokakları ya da bildiği insanlarla sokakları paylaşırken bir anda hiç tanımadığı ve birbirine çok uzak yerlerden gelmiş, hızlı hızlı hareket eden, bir yerlere yetişmeye çalışan yeni bir insan güruhunu görüyor. Ve diyor ki, ben bunların arasında yaşayamam, nefes alamıyorum. Ne yapayım o halde? Mahalleye kaçayım. Yani az önce söylediğimiz gibi mahalleye kaçış ve orada kendine küçücük dört sokaktan ibaret bir yaşam alanı
kurmaya çalışıyor. Hikayenin bütün keyfini kaçırmak istemiyorum. Yok, o yüzden spoiler. Tamamını anlatmayayım ama bu kadarı çok başında anladığımız kısımlar. Aylak Adam daha başka. Belki sen şimdi biraz daha açarsın onu, Aylak Adam'ın hikayesini. Yok, bence şu ama. Şeyden devam edelim. Şehrin içinde sıkışıp kalma hikayesi. Şimdi 60'larda Tanteroza'da da aslında Sevgi Soysal benzer bir şey yapıyor. Evet. Yani bir köy hayatından, işte anne olmaktan, çoluk çocuk sahibi olmaktan sıkılıp, hı hı, büyük kente gelip Sizlerle Baş Başa dergisi diye böyle bütün herkesin, kent, yani hem kentteki kadınların neredeyse arzu nesnesi olan bir derginin satış sorumlusu olarak şehirde bir hayat sürmeye başlıyor. Mesela Tanteroza'da. Ve tamamen şey, o da tam tersini yapıyor. Yani sıkıştırıldığı hayatın içinden, köyden, kent, evet, kent onun için bir imkanlar alanı. Ve şey, o da işte ne bileyim, bu Amerikanlaşma hikayesinden dolayı, işte Amerika'nın daha giderek büyük güç olmasından dolayı Amerikan mallarını evine mesela istifliyor. Hmm. Onları sonra başkalarına satmaya çalışıyor. Evini, evinin odalarını pansiyon olarak kullanıp para kazanmaya çalışıyor. Yani kentin tüm imkanlarını nakde dönüştürmeye çalışan bir figür olarak ortaya çıkıyor. Hani başka bir kaçış. Güzel. Yani bir kadın olarak, yani çok, bir kadının, evet, daha şey. Evet, bende de kırılma, başlangıçtaki kırılma alanlarından bir tanesi galiba kadın olmasıyla ilgili. Evet, kadın olması. Adalet Ağalı'nın da karakterleri, evet, öyledir. Yani ölmeye yatmakta Aysel de benzer bir şey. Evet. Bu kasabasında herkesin gözü üstündedir. İşte evlendirmek isterler, kıyafetlerini değiştir isterler, saçını öyle tarama derler, okuma derler falan filan. Ankara'ya bile gitmiş olsa, evet, onun için yeni bir nefes alma anı ortaya çıkar. Hala abisiyle aynı haklara sahip olmamasına rağmen gene de biraz daha seçenekleri çoğalmıştır. Yani sıfırdan bire bire geçtiğin zaman, değil mi, sonsuz bir, evet, seçeneklere, evet, evet, ağına ulaşmış oluyorsun. Ama o da romanın, gerçi kronolojik olarak akmaz o roman ama, evet, öğreniriz ki şehirde aslında kadın olmak da gene de zordur. Tabii. Çünkü rahat bırakmazlar. Yani bir erkeğin dolaşabildiği kadar rahatlıkla şehri keyfini çıkararak bir kadının sokaklarda gezmesi mümkün değildir. Nerede gezdiğin önemli hale gelir. Saatin kaç olduğu önemli hale gelir. Üstündeki kıyafetin önemli haline gelir. O yüzden de kafayı dinleyebilmek için ölmeye yatmakta bir otel odasına kaçmak zorunda kalır. Otellerle ilgili başka bir program yapacağız. Oteller önemli. Onu da ayrıca konuşacağız. Ama mesela şey de önemli. Tanteroza'daki şeylerden birisi de kent yaşamının sürekli yani dile getirilmesi. Çünkü şeyi de anlatır ya, işte eli paketli insanlar hızlı bir şekilde bir yerlere yetişmeye çalışırlarken sana çarparlar ve kimse özür dilemez mesela. Bu dikkat çekici bir şey haline alır. Başka bir eli paketliği nerede görüyoruz? Aylak, Aylak Adam'da tabii yani. Evet, şimdi buradan Aylak Adam'a Tanteroza'dan geçebiliriz. Evet. İyi bir geçiş olur belki. Yani şehri bu kadar ne diyelim, karakterize eden az romanımız var. O, evet, tarihlerde en azından diyelim. Günümüzde tabii şehir daha çok kurcalanan, evet, bir alana dönmüş. Yani sadece karakterler üzerinden değil, mekan üzerinden de konuşan daha çok romanlar göreceğiz. Gelebilecek miyiz Orhan Pamuk'a bilmiyorum ama en azından deneyeceğiz. Orada. Ama tabii Aylak Adam'da C karakteri şehri bu kadar rahat, kendininmiş gibi rahatlıkla, müthiş bir özgüvenle, neredeyse kendi eviymiş gibi. Evet, yani oradan oraya. Zaten şehrin yarattığı biridir o. Yani şehir dışında bir yerde aslında nefes alamayacağını hissederiz onu neredeyse. Evet. Öyle rahat dolaşır. Çünkü saklanabiliyor şehirde. Görünmez. Evet. Değil mi? En önemli şeyler. Belki o yüzden Aylak Adam. Yani o romanın aylak kadın olması pek mümkün değil. Onun gibi saklanması mümkün olmayacak muhtemelen. Hani öyle kurabiliriz belki hikayesini. Evet, bunu da bir soru olarak bırakalım bence. Aylak kadın mümkün, evet, mü? Çünkü yani flanör deriz hep şeye, evet, C'ye. Ama flanöz olmak mümkün müdür diye sormak lazım. Evet, belki o yıllarda, evet, belki de. Şimdi biraz daha günümüze yaklaşıp Orhan Pamuk'a gelelim. Orhan Pamuk'un bir Cevdet Bey ve Oğulları'nda zaten bir nesil hikayesi, evet, var. Onun, üç kuşağı görüyoruz, evet, konak orada vardı. Apartmana sonradan evriliyor. Sonra o apartman Nişantaşı'da bir apartman olarak Kara Kitap'ta da karşımıza ortaya çıkıyor. En sonunda Bozacı
Mevlüt'ün. Evet. Neredeyse bütün romanlarda galiba. Yani karı Burjuva. Dışarıda bırakmamız lazım. Tarihi romanları dışarıda bırakmamız lazım ama hani günümüzde geçen bütün romanlarında özellikle Nişantaşı evet. ve çevresi diyebileceğimiz alan hep şey, romanın karakterlerinden biri neredeyse. Yani yer sadece o hikayenin geçtiği yer değil, aynı zamanda bir rolleri var bütün kurgunun işleyebilmesi için. Evet. Peki bir şeye denk geliyor mu o apartman? Orhan Pamuk romanlarında. Hangisi? Pamuk apartmanı mesela. Evet, Pamuk. Yani Kara Kitap'taki Şehri evet. Kalp miydi? Şehri Kalp apartmanı. Şehri Kalp apartmanı. Mesela yani bir yazarın artık tabii biz 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda yazmakta olan işte yazarlardan bahsediyoruz. Apartmanı bu kadar mesela rezidans yok henüz değil mi Orhan Pamuk'ta? Rezidans Gökdelen. Sadece kafamda bir tuhaflıkta yavaş yavaş ufukta beliren hani rezidanslardan olarak. Bahsediliyor. Ama içine yani, çok girmedi henüz. Henüz girilmedi. Yani neden apartman ne bileyim Şehri Kalp apartmanı mesela kara, ne oluyor? Yani meşrutiyette mütareke döneminde bu kadar ahlaksızlık timsali olan apartman çünkü Şehri Kalp aslında kutsal bir şey bir taraftan. Bir apartman. Artık belki kutsalın tanımı da yenileniyor. Yani, ve Şehri Kalp olarak yani evet, ortaya çıkması yani, apartmanı. O tamlama belki bir apartmana isim olabilecek kadar günümüz şehri ya da hayatı değişmiş durumda. Yani o apartmanda neler olur ona bakabiliriz. Kimler yaşar? Hı hı. Yani Kara Kitap'ın gerçeği içinde ama Orhan Pamuk tabii şeyi çok seven okuruyla oynamayı okurun hayatla kurmacı arasında gidip gelmesinden haz alan bir yazar olduğu için kendisi de Pamuk Apartmanı'nda yetişiyor. Hı hı. Yani Pamuk Apartmanı işte Nişantaşı'ndaki apartmanda her katta işte kardeşlerden biri bir tanesinde evet babaannenin oturduğu ve kapıların yarı kapalı yarı açık olduğu yani birbirlerine geçişin daha muhtemel olduğu yerler. Buna benzer bir yapı var Şehri Kalp Apartmanı'nda da. Yani birbirlerinden o kadar uzak değiller apartmanın içindekiler. Ama hepsinde gene de farklı hayatlar tecrübe ediliyor. Farklı rüyalar görüyorlar. Farklı rüyalar görüyorlar. Karakterlerden biri rüya zaten. Hı hı. Hani adı üstünde ve kayboluyor. Ya bana sanki modern şehrin, çünkü Şehri Kalp, Şeyh Galip'in aslında Kara Kitap Hüsnü Aşk'a bol miktarda göndermeler yapan bir mesnevi Hüsnü Aşk ve tasavvufi bir eser. Dolayısıyla dini kaynakları kullanan bir eser. Fakat Kara Kitap'ta neredeyse modern hayatın, işte tam Doğu Nişantaşı'ndan fışkıran yerli burjuvanın hayatı Şehri Kalp Apartmanı'nda başka bir rüya ve yolculuğu mümkün kılar. Belki de bunu modernleşmenin hem okuduğu, okunabileceği ama aynı zamanda belki de hiç fark edemeyebileceği şekle dönüştüren çok yönlü bir şekilde ben kullanıldığını düşünüyorum açıkçası. Doğru. Orada apartmanın ve zaten semboller çok bol miktarda var. Dediğin gibi oyunbazlık bol miktarda. Yani var olan bir şeyi 20. yüzyılda bir yazar, 95 midir Kara Kitap? Yani 20. yüzyılda bir yazar evet, Nişantaşı'nda apartmandan bahsederken bize artık bir ahlaksızlıktan bahsetmiyor. Tam da dini kodlarla bir mesnevi yeniden üretirken 20. yüzyılda bunun ne diyeyim aslında belki de hiç olmayacak bir şeyin arayışına dönüşmesini mümkün kılan. Evet. Ki burada Doğu Batı meselesini de tartışabiliriz. Türkiye'nin bir türlü modernleşememesini de tartışabiliriz. Yani bu birçok şeyi kendisinde toplayan bir mekan. Yani birçok şey anlam yüklenmiş bir mekan olarak ortaya çıkabiliyor. Doğru. Yani dediğin gibi. Şimdi geleneksel yazarlarımız, işte az önce saydığımız Yakup Kadri gibi, Peyami Safa gibi vesaireler, Refik Halit gibi. Bunlar Fatih'le Harbiye hani şey olduğu için daha kodlandığı için bunlardan söz ediyorum. Fatih ile Harbi arasında bir ayrım kurabilirler. Çünkü geri dönülebilecek hala bir Fatih var. Evet. Ya da apartmanda oturmayan, iki katlı cumbalı evde oturan bir Fatih'ten söz edebiliriz. Evet. Bugün apartmanları bir yazar, hı hı. Ahlaksızlığın, kokuşmuşluğun, yolsuzluğun mekanı olarak tasvir etse dışarıda kaçılabilecek neresi var ki? Evet. Yani
apartmanda yaşayanlar ahlaksızdır dediğimiz zaman, değil mi? Evet. İstanbul, Ankara, İzmir, şu bu büyük şehirleri düşündüğün zaman geriye kimse kalmaz zaten. Zaten artık sadece apartmanlaşma evet, olduğu. Bu bir yöntem olabilir ama bu karakterleri götürebileceğin başka bir yerin yok artık. Belki de o yüzden Masumiyet Müzesi'nde müze var artık. Yani o karakteri bir yere götüremediğin için. Kaçırabileceğin bir yer yok. Geri döneceğin bir Fatih yok. Evet. Fatih de artık Harbiye çünkü. Nişantaşı'na da geri dönemediğin için müze kuruyorsun. Müze kuruyorsun. Evet. Bir de şey var aslında, apartmanların gerçi Türkçe edebiyatta örneği çok mudur bilemiyorum. Doğrudan karakter olarak kullanılması. İşte Ayfer Tunç'un Mağara Arkadaşları'nda Ay Yıldız Apartmanı. Yani apartmanda yaşayan herkesin hikayesini bize anlatan ve giderek yok olan, göçmekte olan ve zamanı doldurmuş bir apartman olarak Ay Yıldız Apartmanı ortaya çıkıyor. Bu da çok kadınca bir şey gibi geliyor bana. Mesela içeriden anlatmak, daha hikayeyi, onu bir bireye dönüştürerek anlatmak. Çünkü özellikle işte bu kentsel dönüşümle birlikte birçok özel, kendine has mimarisi olan apartmanlar da giderek kaybolmaya ya da işte Beyoğlu'nda birçok apartman bakımsızlıktan kendi kendine çöktü, yıkıldılar. Ve onların hikayesini anlatmak da önemli bir şey haline gelmeye başladı ki sanırım bunlar da o yüzden Türkçe edebiyata giriyorlar. Yani bir yerde şu hale geldi tabii ki iş. Yani geleneksel olan konakken bir süre sonra konaklar ortadan kalkarken ortaya çıkan yeni yapılan apartmanlar bugün için nostaljik olan haline dönüştü. Yani bugün gelenekseli az önce tarif ettiğimiz Taksim'deki, değil mi? Pera'daki, Tepebaşı'ndaki apartmanlar, nostaljik apartmanlar haline geldi. Korumamız gereken, hatta korumak için eylemler düzenlenen falan yerler artık apartmanlar. Korunacak bir konak yok, demek istediğim o. Evet. Yani öyle de bir dönüşüm ortaya çıkıyor. O yüzden zaten yine bu Mine Söğüt'ün 5 Sevim Apartmanı. Yani 5 katında da farklı insanların yaşadığı ama her birinin bir cinnet halinde olduğu ve sonunda dediğin apartmanın doğru. Yakıldığı. Kadınlar galiba daha farklı biçimde ele alıyor. Evet. Yani şimdi işte Nazlı Eray'ın Monte Cristo'su vardır. Yenişehir'de bir öğle vaktinde apartman öndeki şeylerden biridir Sevgi Soysal'ın. Böyle düşünmemiştim aslında ama sana çalışacak bir konu daha çıkabilir buradan. Şimdi şöyle düşünülebilir mi? Yine işte ya en azından 20. yüzyıla geldiğimizde apartmanın yanmasının ve yok olmasının da bir simge haline dönüşmesi. Nasıl konak yanarken biz artık yok olan ve simgeleşen bir şeyden bahsediyorduk. Demek ki 20. yüzyılda artık apartmanlar da bu romanlarda yanmaya başladıklarında bize yeniden bir simge olarak görünmeye başlıyorlar. Daha doğrusu kentte yok olan ama her şeyiyle yok olan bir şeyi de getiriyorlar. Çünkü bir şeyin yanması bir anlatı içinde bence. Sadece bir nesne olarak ortadan kaybolması demek değil hiçbir zaman. Değil tabii. Fiziksel değil, kimyasal bir dönüşüm var artık. Evet. Geri dönülemeyecek biçimde ortadan kalkması. Yani sadece yıkılan şey, tuğlalar bir araya getirilip yeniden inşa edilebilir. Ama yanıp kül olan kimyası değiştikten sonra artık onun geri dönüşü yok. Evet. Daha acımasız bir şey yani o anlamda. Geri dönüşsüz bir şey. Yani tabii sonrasında artık yavaş yavaş 21. yüzyılda gökdelenler, plazalar da edebiyata girmeye başladı. Biz bunları da umarız ayrı bir programda konu etmek istiyoruz. Bugün apartmanlar ve sokakları konuştuk ama gene daha de var işimiz. İşimiz var. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.